Başkanım, vallahi haklısınız ama sizden biraz daha çok destek bekliyoruz aslında özellikle. Bir de ben. Şekil var baba. Bu da ama doğru bir aşılamayla doğrudur, bir de bakımı da mesela evet. Bunlara bakım şeyleri nasıl? Doğrudur baba. Zararlıdır o yüzden mesela şu fısıklar baktık içi dolu. Az önce de tadına baktık çok lezzetli yani. Aşılanmak için kullanmışlar. Biz fıstık aşılanması için. Öyle efendim patates. Şimdi geldi. Buradan kesme şeyinden. Niye kesiyoruz bunu? Şöyle, şu şekil. Bize bakıyoruz, sağa sola dikkat ediyorsun. Tam ortalama yapacaksınız. Bundan sonra bağlamaya geçiyorsun. Diğer tarafta aynı şekilde dışarı veriyorsun bıçak ucunu. İçlerini boşaltıyorsunuz. O kesti dalları diğerlerine güç veriyor. Aynen. Rengi de belli olur zaten. Agi dostlar de rengi de. Hani elle dokunduğu zaman belli ediyor. Evet. Her, o güzel. Her ağaçta değil. Zamanda benzinli çarşım bir tane motor getirdik. 2 yıl garantili. Hamdi nerede? Ahmet Ertem. Ahmet Ertem. Bizim bölgede herhangi bir tarım arazisi bulunmamaktadır. Sadece burada işte olan melengiç ağaçlarımız bulunmaktadır. Bunu da aslında fıstığa çevirmek istedik. Timimiz yoktu. Biz de dışarıdan işte Sirt'ten ustalar getiriyorduk. İşte ustaları da işte herkesin imkanları da olmadığı için işte bu da çok elverişli olmadı. Tüm köyün hani herkesin isteğine göre şeyi aşılamadık. Melengiç ağaçlarımızın aşısını yapamadık. İnşallah bundan sonra işte burada yetiştirilen ustalarla hem buraya hem ilçemize hem Van'ımıza işte Van genelinde de aslında bundan sonra ustalar olacak. Çünkü şu ana kadar Van'da melengiç ağaçlarını aşılayan ustalarımız yoktu. Hep dışarıdan getirmek zorunda kalıyorduk. İnşallah burası işte burayı aşıladıktan sonra hem bölgemize hem Çatağımıza hem Van'ımıza da hem ülkemize de iyi bir gelir kaynağı olacaktır. Bundan dolayı da herkese çok teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkese. Bilindiği üzere melengiç ve bıttım ağaçları var burada yoğun bir şekilde. Bundan tabi yıllar önce köylü kendi çabalarıyla aşılama yapmışlar, budama işlemleri yapmışlar ama çok faydalı olmamış. Tabi bilindiği üzere bıttım ağaçları Siirt aşısı yapıldığı zaman Siirt fıstığıyla çok güzel verim alınabilen bir yer. Biz de bu sene DAP desteğiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler olarak ortaklaşa hazırladığımız bir projeyi DAP idaresine sunduk ve kabul gördü. Bu kapsamda tabii biz yaklaşık 50 tane çiftçimize eğitim düzenledik, eğitim verdik. Bu eğitimle beraber alet, edevat da tabii tedarik ettik. Bunlar işte test deresidir, makasıdır. Yaklaşık 40 saatlik bir eğitimdi bu. 4-5 gün sürdü. Şu an tabii biz de Atlağan'dayız. Son gün, eğitimin son günü. Arkadaşlarla beraber hem eğitimin bitmesiyle beraber çeşitli işte verdiğimiz yardımları da onlara ilettik arkadaşlarımıza. Yani inşallah çok güzel bu eğitimden çok fayda gördüler arkadaşlar da. Hepsi teşekkür etti. Muhtarımız, diğer çiftçilerimiz. İnşallah biz tabii işin takibini yapacağız. Önümüzdeki sürelerde de yapacağız takibini. Şu an görüyoruz etrafımızda bir sürü bıttım ağaçları var. Bazı ağaçlarımızda fıstık var tabii ama içi boş. Bundan da tabii şikayetçi oluyorlar. Niye acaba boş oluyor diye. Biz de işte doğru bir eğitimle önümüzdeki yıllarda bu bölgede böyle hem kalkınma, istihdam oluşturacak bir hizmet oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunun semeresini, faydasını köylümüz görecek. Emniyet olayında sıkıntı yok. Palası 45 santim, normalde biz 35.